Selamünaleyküm arkadaşlar, merhaba. Ben bugün size börek yapacağım inşallah. Allah izin verirse. Önce içindekileri tarif edeyim. Mayayı erittim ben, bir tane mayayı. Bir bardak ılık suda. Bir bardak da süt koyacağım içine. Bu börek çok güzel oluyor. Yapın, deneyin. Bir bardak da süt koydum. Bir yemek kaşığı da sirke koyacağım. Sirke kür kür ediyor. Daha güzel oluyor. Ben seviyorum onun için. Şimdi 2 bardak da su koyacağım. Tatlı kaşığı tuz. Tuzunu da koyduktan sonra aldığı kadar un koyacağım. Şimdi 4 su bardağı koydum ama. Ben biraz hamuru fazla yoğuracağım çünkü 2 tepsi yapacağım ben. Bu bir tepsilik tarifim size. Yumuşak bir hamur olacak. Yumuşak ve pürüzsüz. Önceden eledim ben. Onu önceden ellerde havalandırırsanız daha güzel oluyor. Yani kekte, özellikle kekte bunu havalanırsa daha güzel kabarıyor. Yani hiçbir şey olmasa bile onda ellerseniz un havalanırsa daha güzel oluyor hamur işlerinde. Tel oluyor, kür kür oluyor böyle bu börek. Deneyin. Yani ben bardakla koyuyorum bunu ama yarım yarım koyuyorum bardağı zaten. Tam ölçülü değil bu. Bardak. Tam ölçerek koymuyorum. Alabildiği kadar. Ne kadar? Siz ne kadar yapmak isterseniz. Ben bunu 2 tepsi yapacağım da ondan böyle fazla yoğurdum biraz.
hamurumu yoğurayım. Açılışında göstereceğim size inşallah. Evet arkadaşlar. Hamurumu yoğurdum. Fazlasını aldım. Böyle böyle 3 tane fazla oldu. Portakaldan biraz büyük. Böyle 3 tane fazla oldu. 3 fazladan bir börek oluyor yani. Şimdi açacağım. Bu hamur mayaya gelmeden açılıyor. Açılması gerekiyor yani. Bu tepsi mayası olacak. Açtıktan sonra, böreği yaptıktan sonra tepside mayası gelecek. Açabildiğiniz kadar açın. İnce olursa daha güzel olur. Daha güzel tel tel küp küp oluyor incecik. Tam küçük gelecek. Hamur çok güzel açıldı. Çoktan küçük geldi. Üçünü de böyle açacağım.
Ondan sonra yağlayacağım arkadaşlar, göstereceğim size. Yağlan şimdi. Evet, şimdi arkadaşlar yağlamasını göstereceğim size. Açtım üçünü de. Üç tane pasta. Bir tepsi börek. Bu yağda bir paket margarin, bir çay bardağı da sıvı yağ. Her tarafı iyice güzelce yağlanacak şöyle. Şimdi bu tepsiyi alacağım. Diğerlerini de yağlayacağım. Şimdi bunun ortasına koyacağım. Bunu böyle yapacağım.
sarmadığı için böyle yapıyorum arkadaşlar. Neyse. Güzel açıldı. Çok güzel açıldı. Tahta küçük geldi. Bunu da yağlayacağım. Ondan sonra içine koyacağım. Göstereceğim size tekrar. Evet arkadaşlar. Böreklerim pişti. Çok güzel sardılar nar gibi. Altını da göstereyim. Çıtır çıtır. Bu da peynirli oldu. Arasına peynir koydum bunun da. Çok güzel oldu çıtır çıtır. Ben iki tepsi demiştim ama üç tepsi çıktı maşallah. Bu da tahinli ve cevizli. Aynı hamurdan yaptım bunu da. İçine tahin ve ceviz koydum. Bunu da böyle yaptım. Nar gibi kızardılar maşallah.